Tarihi kalemiyle işleyen Herodotos. Savaş kılıçlarını mücevher sayan Artemisia. Büyük İskender'e analık eden mağrur Ada. Muhalif destanlarıyla Tira'nın buyruğunda yaşamını yitiren ozan Panyasis. Acımasız vergileriyle görkemli bir şehir yaratan Mauzeros. Antik dünyanın bir harikasını aşkının ve sadakatinin hediyesi olarak yükselten ikinci Artemisia. Roma tarihine dair en büyük kaynak sayılan düşünür Dionysos. Akdeniz'in fatihi Turgut Reis. Türkiye tarihinin en sıra dışı karakterlerinden Neyzen Tevfik ve denizin mavisini zümrüt kıyılarla sarmalayan romanlarıyla Bodrum aşığı ve sürgünü Halikarnas balıkçısına tanıklık eden topraklar. Antik dönemden günümüze dek bir zamanların en şöhretli insanlarının Halikarnas, Bodrum. Antik dönemden günümüze birçok medeniyete kucak açmış, büyük kralların, kraliçelerin ve antik dünyanın yedi harikasından birinin ev sahibi Halikarnassos. Yüksek tepelerle çevrili, yerleşime uygun korunaklı yapısı, ulaşımı ve savunmayı destekleyen limanları, dört mevsim bereketle taşan toprağıyla Bodrum. Antik dönemde bugünkü Muğla ilinin tamamıyla Aydın ilinin güney bölümünü kaplayan dağlık bölge Karya Krallığı, ortada Lidya Krallığı, kuzeyde Misya Krallığı olmak üzere Batı Anadolu üçe ayrılmıştı. Halikarnassos'un ilk sakinleri Karlar ve Leleklerdi. Eski Yunanlılar, Kar ve Lelekleri Ege'nin en eski halkı olarak anlatmıştır. Homeros destanlarında Kar ve Leleklerin Asya kökenli olup Halikarnassos bölgesinde yaşadıklarını anlatır. Antik dönemin ünlü coğrafyacısı Strabon'a göre Lelekler bu bölgede 8 yerleşim kurmuşlardır. Yine antik dönemin tarihçisi Plinius bu şehirlerden Ziangela, Mindos, Termera, Side, Madnasa, Pedesa, Telmisos ve Uranium olarak bahseder. Lelek şehirlerinden günümüze en iyi korunarak gelen Pedesa'dır. Pedesa'nın çok önemli bir yanı aslında hem geniş bir teritoriumunun olmasıdır hem de çok iyi korunmuş olmasıdır. Büyük bir şans eseri. Yani Konacığın bugün hemen yaslandığı tepelerden başlayıp kuzeyde ta Torva Limanı'na kadar uzanan çok geniş tepe düzlüklerinde ve o doruklarda, ormanlık alan içerisinde çok yoğun lelek kalıntıları vardır. Halikarnassos'a ilk yerleşim, kıyıya çok yakın küçük bir ada olan Zepiria üzerinde kurulmuştur. Zepiria'nın adını, meltemleriyle ünlü Tanrı Zepiros'tan aldığı sanılmaktadır. Ada, sonraları Anakara ile birleşmiştir. Zepiria kalıntılarının, bugünkü Bodrum Kalesi'nin altında kaldığı bilinmektedir. Halikarnassos, Milat öncesi 8. yüzyıl sonu, 7. yüzyıl başında 6 şehir birliği içinde yer alır. Merkezi Knidos olan bu şehirler Kos, Kamiros, İlyasos, Lindios ve Halikarnassos'tur. Bölgenin bereketinden kaynaklanan zenginlik, sanat, kültür ve sağlık hayatını desteklemiş, bu şehirler tarihin en ünlü isimlerini barındırmıştır. Modern tıbbın babası Hipokrates,
Kosta, sağlık tanrısı Asklepios'un koruduğu şifa yurdunda yetişir. Antik çağın ünlü gök bilimcisi Eudoxos, dünya şaheserlerinden sayılan İskenderiye Fener Kulesi'ni yapan mimar Sostratos Knidosludur. Praxiteles'in yaptığı Knidos Afroditesi olarak anılan Tanrıça Afrodite heykeli Ege dünyasının hazinelerindendir. Ünlü tarihçi Herodotos ve amcası Epik Ozan Paniasis ise Halikarnassosludur. Dönemine ait en önemli yazılı kaynak Halikarnassoslu Herodotos'a aittir. Herodotos, Karyalıların savaş kıyafetlerinde yaptıkları üç yenilikten söz eder. O zamana kadar boyuna ve sol omuza deri bantlarla asılan kalkanların yerine daha fazla hareket serbestliği veren ve kola geçirilen kalkanların icadı, bunların dış yüzlerinin resimlerle süslenmesi ve miğferlerin üzerine sorguç takılmasıdır. Karya sözcüğü savaşlarda miğfer üzerine takılan sorguç anlamına gelmektedir. Antik dünyayı egemenliğine alıp köleleştirmek isteyen Persler, Lidya'ya savaş açarlar. Karyalılar bu savaşta Lidyalıların yanında yer alır. Teker teker Pers egemenliğine giren Karya şehirleri, daha sonra İyon ayaklanmasına katılırlar. Persler istila ettikleri kentlerde, bölgenin siyasi yapısına hakim olan tiranları yönetime getirmişlerdir. Herodotos, Ligdamis'in kızı 1. Artemisia'dan ayrıntılı olarak bahseder. Ligdamis'in Yunanlılarla girdiği Salamis, deniz savaşında babasının yanında yer alır. Onun kadın olduğu halde Yunanistan seferine katılmış olmasını hayranlıkla karşılıyorum. Kocası ölmüştü. Oğlu küçüktü. Tiranlığı kendisi yönetiyordu. Girişken ruhu, erkekçe korkusuzluğu onu gereği olmadığı halde savaşa sürüklemişti. Adı Artemisia'ydı. Ligdamis'in kızıydı. Ana tarafından Giritliydi. Halikarnassosluların, Kostluların, Nisirosluların başına geçmişti. Sidonlu denizcilerden sonra en büyük gemiler onunkilerdi. Bütün müttefikler içinde krala en iyi fikir veren oydu. Milat öncesi 480'de Pers kralı Xerxes Yunanistan'a doğru yayılmak üzere seferlerini sürdürmektedir. Donanmasının başında amiral olarak yer alır. Tarihin en önemli deniz savaşı için Perslerle Yunanlılar Salamis'e doğru yola çıkarlar. Yunan medeniyetinin sonu olabilecek bu savaşta donanmalar karşılıklı olarak hasara uğrarlar.
Gözüpek Karyalıların ruhunu temsil eden Korsanlar Kraliçesi 1. Artemisia'nın taktiklerine rağmen bu savaş Perslerin yenilgisiyle sonuçlanır. Herodotos'un gözüpekliği ve korkusuzluğuyla övdüğü 1. Artemisia, güçlü deniz donanmalarına komutanlık eden bu kadın kahraman, dünyayı titreten kralların katında söz ve iktidar sahibi oluşuyla başkenti Halikarnassos'un günümüze kadar hatırlanmasını ve tanınmasını sağlamıştır. Pers hakimiyetinin temsilcileri, bölgenin zenginliğini artırmakla birlikte sosyal ve siyasal hayatta açmazlara girdiler. Sir Charles Newton'un Halikarnassos kazılarında bulduğu mermer bir yazıta göre, Ligdamis kanunlarında siyasi sürgünlerin mallarının elinden alınacağı, mülkü olmayanların esirleştirilerek yabancı şehirlere satılacağı ve tekrar Halikarnassos'a dönemeyeceği belirtilmektedir. Homeros'tan sonra adından en çok söz ettiren epik ozan Paniyasis'in trajik ölümü, köleleştirilen ve baskıyla yönetilen Karya halkını derinden etkilemiştir. Sofokles'in dostu Paniyasis gibi, döneminde ünlenen tarihçi Herodotos da muhalif görüşleri nedeniyle Halikarnassos'tan kovulmuştur. Halikarnassos'ta doğan Herodotos, Milat öncesi 490-425 yılları arasında yaşamıştır. Gezgin olarak araştırmalar yapmıştır. Yaşadığı, tanık olduğu olayları İyon diliyle anlattığı 9 ciltlik bir kitap yazmıştır. Bunlara Halikarnassoslu Herodotos'un araştırmaları adını vermiştir. Zaman zaman Homeros'tan alıntılar yapmış olsa da Herodotos, tarihin babası olarak anılmaktadır. Amcasından etkilenerek şiirsel bir anlatım sunar. Herodotos, Roma öncesi yazılı kaynak olarak dünyaya ışık tutmaktadır. Halikarnassos'un günümüze dek ününü pekiştiren, bugün de belki farkına varmadan ismini andığımız bir karakter daha bulunmaktadır. Mausolos. Adının ölümünden sonra hayranlık ve saygıyla anılmasını başarabilen, zeki olduğu kadar acımasız, antik dünyanın 7 harikasından Mozolyon'un yaratıcısı. Hekatomnos öldüğünde en büyük oğlu Mozolos, halefi olarak tahta geçer. Başkent olarak deniz ticaretine uygun limanı ve kent savunmasını sağlayan doğal koşulları nedeniyle Halikarnassos'u seçer. Şehri yeni bir plana göre tekrar inşa ettirir. Mausolos, Büyük Pers Krallığı'nın Karya valisi olarak Likya dahil tüm Karya'ya hükmetmiş, Ege'de bir denge kurmuş ve karmaşayı baskılarıyla engellemiştir. Döneminde kendi adına gümüş sikke bastırır. Sikkenin üzerinde ise Karya'nın parlak güneşini simgeleyen bir Helios başıyla Karya baltası tutan Zeus tasviri bulunmaktadır. Milat öncesi 353'te ölen Mausolos'un karısı ve kız kardeşi olan 2. Artemisia, Karya'yı ancak 2 yıl yönetebilir. Ataları gibi parlak zekası ve savaşçı yetenekleri sayesinde Rodoslara karşı zafer kazanmış ve Rodos'u tekrar egemenliğine almıştır. Ölen kocası Mausolos adına Halikarnassos'ta başlanan görkemli anıt mezarın yapımına devam eder. Ancak bitişini göremez. Öldüğünde kendisi de bu mezara gömülür. Antik dünyanın 7 harikasından biri olan Mozolyon, dönemin en ünlü mimar ve heykeltıraşlarının yetenekleriyle yükselir. 2. Artemisia'nın ölümünden sonra heykeltıraşların kendi şanları ve sanatın şerefi için bu eşsiz anıtı bitirdikleri bilinmektedir. Bu anıt mezar hakkında zamanımıza kadar ulaşmış bulunan ayrıntılı bilgiler daha çok Romalı yazar Plinius'un anlatımından geliyor.
Plinius'a göre bu anıtı yapanlar iddialı sanatçılardı. Onu dünyanın eşsiz yapıtlarının yedincisi olarak yarattılar. Heykeltıraş Skopas Doğu, Leoçares Batı, Bryaxes Kuzey, Timotheos Güney cephelerindeki kabartmaları yontmuşlardır. En tepedeki dört atlı araba ve heykel grubunu da Pitis yapmıştır. Eski bir mezar alanı üzerine inşa edilen yapı, 32 metreye 26 metre boyutlarında dikdörtgen bir plan üzerine kurulan mezar odası, kaide, iyonik sütunlar, 24 basamaklı piramit şekilli çatı, tepedeki dört atlı savaş arabası ve heykeller grubu olarak belli başlı beş kısımdan oluştuğu bilinmektedir. Yaklaşık 50 metre yüksekliğindedir. Sisamlı yazar Leukianos, Mausolos'la Diyojen'i konuşturan bir diyaloğunda Mausolos'a şu sözleri söylüyor: "Benim Halikarnassos'ta öyle büyük bir mezarım var ki hiçbir ölü bu kadar güzeline malik olamadı. Ondaki heykel ve kabartmalar hiçbir yerde kolaylıkla bulunmayan mermerlerden yontuldu. İşte bu nedenle bu kadar böbürleniyorum." Mozolyon, aşkın, sadakatin ve acının abidesi. Halikarnassos, Pers egemenliğinin ardından Büyük İskender'in işgaline tanık olur. Büyük İskender ve Makedonyalı askerler büyük bir yıkımla Karya bölgesine gelir. Halikarnassoslular Makedon askerlere karşı direnirler. Yüksek ve kalın şehir surlarıyla Mindos kapısında bu direniş güçlenir. Büyük asker aylar süren direnişin ardından Mindos kapısından Halikarnassos'a girer. Direnen şehri tamamen yakıp yıkar. Kardeşi Pixadaros tarafından Alinda şehrine sürülen kraliçe Ada bu dönemde ön plana çıkar. Kraliçe Ada, Büyük İskender'e hakimi olduğu Alinda şehrini armağan eder ve kendisini manevi annesi olarak kabul etmesini ister. Büyük İskender, duygusal ve politik nedenlerle Kraliçe Ada'yı bölgenin satrabı olarak atar. Artık Halikarnassos'ta 2. Artemisia'nın halefi Kraliçe Ada hakimdir. Bu dönemde Persler Batı Anadolu'dan çıkarılır ve bütün bölge Büyük İskender ve komutasındaki Makedon askerlerinin hakimiyetine girer. Bir zamanlar Karya bölgesinin satraplık merkezi olan Halikarnassos eski önemini yitirir. Büyük İskender'in ölümünden sonra çıkan savaşlar sonucunda Karya bölgesine Mısır Krallığı hakim olur. Gemi yapımında usta olan Halikarnassoslular, Mısırlılara vergilerini gemi yaparak öderler.
Profesör Doktor Ümit Serdaroğlu tarafından başlatılan kazı ve restorasyon çalışmalarıyla gün ışığına çıkan antik tiyatro, milat öncesi 4. yüzyıla tarihlenmektedir ve Mozolos dönemine aittir. Taş mimari yapısıyla Anadolu'daki klasik Yunan tiyatrosunun en eski örneğidir. Sahne binasının incelemesinde de şunu keşfettik. Aslında Anadolu'nun Priene, Söke yakındaki Priene en eski tiyatrolardan biri olarak bilinir. Literatüre öyle geçmiştir. Benim gördüğüm kadarıyla Bodrum Tiyatrosu ondan daha eski. Çünkü bir benzeri Epidavros'ta var Yunanistan'da. Plan açısından çok benziyorlar. 12-13 bin kişi kapasiteli tiyatro 3 ana kısımdan oluşur. Sahne binası, sahne ve oturma sıraları. Önünden o zaman daha yol geçmiyordu. Ve modern Turgut Reis Bodrum yolu yeni başlamıştı. Ama bir kış içinde, bizim olmadığımız bir kış içinde önünün kesilerek yeni yolun dolgusunu yapıldığını gördük ki arada bir 10-12 metre var sahne binasıyla maalesef. O kadar yakın geçti, onun müdahale fırsatımız olmadı. Sahne binasının vakti tek katlı olduğunda saptadık. Hatta o tek katlı sahnenin ortadaki kapısının önündeki olmuş olması gereken çift çatıyı taşıyan çift sütunun bir tanesinin şeyinde bulduk, kaidesinde bulduk, il sütun. Buradan anlıyoruz ki zaman içinde de tiyatronun skenesinde yani ana şeyinde asıl oyunun oynandığı yapının üzerinde oynanmış ve Roma çağında da kat ilave edilmiş. İşte küçük konsollarla ve sütuncuklarla desteklenen ikinci, üçüncü kat ilave edilmiş. Bu Roma çağının özelliklerindendir. Ama bir başka değişiklik yok. Yapıda başka bir değişiklik yapılmamış. İlk yapıldığı zamanki haliyle duruyor. Çalışmamız sırasında oturma sıralarının altında bir mağara ağzı gibi bir geçit bulmuştuk. Bu yeni restorasyon sırasında bu açıldı. İçinde koridorlar saptandı ve koridorların bağlı olduğu odalar bulundu. Mezar odaları bunlar. Bunu biz aşağıda mavzoleon alanında da görmüştük. Mavzoleonun oturtulduğu alanın çevresinde de aynı iç yollar var. Kaya içinde geçitler var. Bunlar odalara açılıyor. Bunda Newton'un kazıları sırasında bulunmuştu zaten. Bunun çizimlerinde vardır. O anda anlaşılıyor ki bu Göktepe dediğimiz arkadaki yüksekliğin denize bakan cephesi büyük bir mezarlık alanıymış. Oda mezarlar şeklindeymiş. Bazıları açık, bazıları da koridorlarla bağlı olan.
Halikarnassos M.Ö. 129 yılında tamamen Roma yönetimine geçer. Daha sonra Romalı korsan Verses tarafından soyulur. Halikarnassos yoksul ve karanlık bir dönem yaşar. Roma İmparatoru Augustus döneminde tekrar refah yaşar. İmparator Augustus ve karısı Livia'nın ihtişamlı yaşamı Halikarnassos'a yansımıştır. O dönemde yapılmış eserler bugün Bodrum'da halen varlıklarını korumaktadır. Livia Drusilla, Roma'nın estetik değerlerine katkılar sağlamıştır. Romalı yazar Vitruvius'un şehri ziyareti ve Halikarnassos'u eserlerinde anlatması, son derece önemli bilgilerin günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır. Mozzolio'nun yerini bulan Sir Charles Newton, o döneme ait Roma villasının bir parçasını da Mozzolio'nunla birlikte British Museum'a götürmüştür. Şu anda antik Halikarnassos'un caddelerinden birinin üzerindeyiz. Mausolus, Mozzolium'u inşa ederken aynı zamanda tamamen yeni bir şehir de yaratmıştır. Yepyeni bir cadde ve yol haritası yaratmıştır. Profesör Yepesen ile Mozzolle kazılarında çalıştıktan sonra ilgimi çeken ilk şey, Mausolus'un şehrinin cadde planının nasıl olduğuydu. Şimdi ise Mausolus'un caddelerin doğru açılarla birbiriyle kesiştiği, yepyeni bir planlama yapmış olduğunu ve günümüzdeki Turgut Reis Caddesi'nin o dönemde 15 metre genişliğinde olup şehrin ana caddesi olduğunu biliyoruz. Çalışmalarımız sırasında bu caddenin İsa'dan önce 350 yıllarında yapılmış olmasına rağmen duvarın öte yanındaki evin İsa'dan sonra 450 yıllarında inşa edilmiş olduğunu tespit ettik. Yani bu ev Mausolus döneminden 800 yıl kadar sonra inşa edilmiştir. Bu nedenle ben Mausolus dönemi, yani geç klasik dönem konusunda uzman olduğum için Roma arkeolojisini iyi bilen birisine ihtiyacım vardı. Ne şanslıyım ki birlikte çalıştığım meslektaşım Birte Paulsen konuyla ilgilendi ve Halikarnassos Roma Villası projesini üstlenmek istedi. Newton geldiğinde Mozzolium'u bulmayı umuyordu ve uzun yıllar boyunca bu amaçla kazılar yaptı. Ve sonra Mozzolium'u buldu. Sonra bu güzelim mozaiklerle süslü Roma Villası adını verdiği evi buldu. Bu konuda şöyle diyor: bu mozaiklerin bazı parçalarını alıp onları koruyacağım. British Museum'a götüreceğim. I will take some a few parts up and take them to the British Museum. Sanırım British Museum'a götürmesi mümkün olan kısımları aldı ve bunların bir kısmı günümüzde British Museum'da sergileniyor. Bundan 2100 yıl önce, M.Ö. 1. yüzyılda Roma'ya bir heyet gider. Halikarnassos'tan, yani bugünkü Bodrum'dan. Biz Roma İmparatorumuza saygılarımızı arz etmeye geldik. Bodrum'da, antik Halikarnassos'ta bir tapınak kurmak istiyoruz. Burası çok emin bir yer. 1200 yıldır Halikarnassos'ta deprem olmadı. İmparatorumuz lütfedin, tapınağınızı biz Halikarnassos'a kuralım derler. Milat sonrası 395 yılından itibaren Doğu Roma, yani Bizans yönetimi, Karya'ya hakim olur. 1394-1392 yılları arasında Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid, Bodrum'u topraklarına kadar. İsa'nın askerleri, Kudüs'teki kutsal emanetlerin koruyucuları, Papa'nın terlerinin her damlasıyla cenneti hak edeceğini söylediği St. John Şövalyeleri. Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı olan bu şövalyeler, 12 adayı kontrol eden ve merkezi Rodos olmak üzere devlet kurmuşlar ama tarihte bir korsan örgütü olarak anılmışlardır. Halikarnassos, bugünkü Bodrum Kalesi, St. John, yani
Rodos şövalyeleri tarafından Sultan 1. Mehmet zamanında yapılmıştır. Havari Petros adına yapılan kaleye Petrenyum denilmekteydi. Zaman içinde Petrenyum, Petrum'a dönüştü. Günümüzde kale Bodrum Kalesi, Halikarnassos'ta Bodrum olarak anılmaktadır. Şövalyelerin kaleyi yapmak üzere seçtikleri alan, günümüzde kıyıyla birleşmiş olan Halikarnassos'un ilk kurulduğu kayalık ada üzerindedir. Eski Dor kalıntıları üzerinde yükselen Türk Kalesi'nin geliştirilmesinde, muhtemelen 14. yüzyılda Büyük Anadolu depremi sırasında yıkılan, antik dünyanın 7 harikasından biri Mozolyo'nun arta kalan taşlarından ve mermerlerinden faydalanıldığı bilinmektedir. Alman mimar Heinrich Schlegelot tarafından 1415-1437 yılları arasında inşa edilmiştir. Balistik silahların gelişmesine paralel olarak kalede zamanla değişiklikler yapılmıştır. İtalyan burcuna 1436'da, hendeğe 1476'da başlanmıştır. İngiliz burcuysa 1480'de tamamlanmıştır. Kaledeki büyük değişiklikler ise kale komutanı Pierre de Bussen zamanında 1476-1508 tarihleri arasında yapılmıştır. 16. yüzyılda Osmanlı amirali ve haritacısı Piri Reis kitabında Bodrum'u Bodurum olarak zikreder. Aynı yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın yeniden Osmanlı emrini aldığı kale, bundan sonra Türk topraklarının içinde varlığını sürdürmüştür. Bir dönem güçlü donanmalara karşı savunma amacıyla kullanılan kalenin içinde 17. ve 19. yüzyıl arasında evler yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. 19. yüzyıldan sonra ise hapishane olarak kullanılmıştır. Bodrum, 1. Dünya Savaşı sırasında yeniden gündeme gelir. 26 Mayıs 1915'te Alman gemilerine yakıt verildiği bahanesiyle Duplex adlı Fransız gemisi şehri bombalar. Kale ciddi hasar alır. Hapishanedeki mahkumlar tahliye edilir. 1749 yılında İngiliz Lord Chalemonte ve ekibi Bodrum'u ziyaret ederler. Lord, Bodrum'u ve kaleyi detaylı bir biçimde anlatır. Kaleyi anlatırken Rodos şövalyelerine ait onlarca armadan bahseder. Özellikle Grek-Amazon Savaşı'nı anlatan olağanüstü güzellikteki kabartmaları vurgular. Bu kabartmaların bir tapınağa, hatta Mozolyon'a ait olabileceğini anlatır. İngiliz elçisi Stratford Canning'in özel isteği üzerine Charles Ellison Bodrum'a gelir. Görevi, kalede bulunan bütün değerli kabartmaların sanat eserlerinin bir dökümünü çıkartıp Canning'e bildirmektir. Ellison'ın raporunu okuyan İngiliz elçisi Lord Stratford Canning, Padişah Abdülmecid'den
kaledeki eserleri İngiltere'ye götürmek için izin ister. Abdülmecit bir ferman çıkararak eserlerin taşınmasına izin verir. Hatta bir jest olarak masraflarına katkıda bulunur. Kabartmalar bir İngiliz savaş gemisine yüklenip İngiltere'ye gönderilir. 13 kabartma British Museum'da özel bir salona konulur. ...1856'da İngiliz Sir Newton Halikarnassos'u ziyaret eder. Sir Newton aslında British Museum'un da bir görevlisidir. Arkeolog, Yunan ve Roma tarihi üzerine uzman bir kişidir. İngiliz hükümeti tarafından görevli olarak Halikarnassos'a gönderilen Sir Newton'un bir amacı da başta mozolyon olmak üzere antik değerlerin tespit edilerek İngiltere'ye götürülmesidir. Çalışmaları sonucunda içinde mozolyona ait parçaların da bulunduğu bazı eserleri İngiltere'ye götürür. Kültürel değerlerimizin bilinçsizce kaybına neden olan o dönemden uzun bir zaman sonra Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir, İngiltere'ye gönderdiği mektubunda bu duruma sitem ederken kültürel bir bilinçle değerlerine sahip çıkan şu satırları yazıyordu. Londra'daki parçalar Bodrum'un mavisiyle bütünleşmektedir. Londra'da kalmamaları gerekmektedir. Onları bütünleştikleri maviyle buluşturmak gerekir. Mektubu okuyan kraliçe müze müdürüne havale eder. Birkaç ay sonra müze müdüründen Halikarnas balıkçısına alay edercesine bir yanıt gelir. Önerinizi çok ciddiye aldık. Bilim insanlarına taşlarının yapısını incelettik ve gerçekten de maviyle bütünleştikleri doğrudur. Bu yüzden eserlerin müzede sergilendiği salonu Bodrum mavisine boyadık. Yakın ilginize teşekkür ederiz. Günümüzde dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni barındıran Bodrum Kalesi üzerinde Rodos şövalyelerine ait armaları, Latince yazıları ve aziz kabartmalarını görmek mümkün. 1962 yılında oluşturulan Sualtı Müzesi'nde zengin sualtı buluntuları dikkat çekmektedir. Çeşitli dönemlere ait mermer, cam ve pişmiş toprak buluntular, antik dönem denizciliğine dair kalıntılar, geçmişe ışık tutmaktadır. Uluburun Batığı şimdiye kadar bulduğumuz gemiler arasında en zengin yüke sahip olan bir gemiydi. Burada ne taşıyordu sorusundan çok ne taşımıyordu sorusu daha doğru olabilir. Bunlardan bir kısmını sayacak olursam geminin en önemli yükü 10 ton bakır ve 1 ton kalay idi.
kalay ve bakır bugün bile oldukça kıymetli metallerdir. Fakat 10 ton bakırla 1 ton kalayın 11 ton tunç bir araya yapabileceğini düşündüğümüz takdirde bunun önemi zannediyorum insanın aklına daha rahat yatıyor. Şunu hatırlatmak isterim ki M.Ö. 13. yüzyılda sefer yapmış olan Uluburun Batığı'nın sefer zamanı hemen hemen tarihin çok önemli bir olayı olan Troya Savaşları'na denk düşmekte. Yani bu 11 ton tunç muhtemelen o Troya Savaşları'nda savaşan bir orduyu donatabilecek yeterlikte metal oluşturmaktaydı. Amforalar bugünkü kamyonlarda taşınan tenekelerin tarih içindeki tekabülü karşılığı. Dolayısıyla nasıl bugün bir kamyon içinde teneke içinde malzemeler taşınıyorsa o zaman da gemide taşınan yükler bu amforaların içinde taşınmaktaydı. Tabii bunların arasında en çok taşınan belki şarap, zeytinyağı. Fakat bu amforalar sadece bunu taşımakla da kullanılmıyordu. Mesela Uluburun Batığı'ndan çıkardığımız bir amforanın içi küçük cam boncuklarla doluydu. M.Ö. 5. yüzyılda batmış olan tek taş batığın içindeki amforalardan birisinin içinde kesilmiş kemik parçalarına rastladık ki bu da et taşıdığının göstergesiydi. Turgut Reis'in 3 mil kadar batısındaki Yassı Adanın hemen yanında bir sığlık bulunmakta. Bu sığlık da hemen adanın dibinde değil, 100-200 metre kadar batısında olduğundan ve yüzeye 1 metre kalaya kadar yaklaştığından tarih boyunca buradan geçen gemiler adaya uzak kaçıp daha güvenli olaraktan bir yol yapmak, bir sefer yapma düşüncesiyle bu sığlığın üzerinden geçmeleri sonucu buraya çarpıp batmışlardır. Şimdiye kadar yaptığımız kayıtlarda en azından 26 tekne burada izini bırakmıştır. Büyük İskender'e analık eden Kraliçe Ada'nın mezarı ve iskeleti dünyanın ilgisini müzeye çekmektedir. Bodrum ilçesi Yokuşbaşı mahallesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında mezar buluntuların varlığını tespit ettim. Kazı çalışmaların sırasında lahitin kapağını açtığımızda sapasağlam bir iskelet, başında altın taç ve altın buluntularla karşılaştık. Kazı kraliçeye ait olan bir mezardı ve bu kraliçenin altın yüzüklerindeki mühürler ve tacıyla M.Ö. 4. yüzyılda yaşamış önemli soylu bir kadına ait olduğu belirlendi. Kimliğini belirlemek için Manchester Üniversitesi'nin tıpta sanat bölümünde alçı kopyası kafatasından alındı ve yüzü ortaya çıktı. Mermer bir büste benzerlik gösteren bu önemli kadın kraliçe adaydı. Yeniden canlandırılan tüm görkemiyle karşınızda duran ada, tarihte yaşadığı odası ve takıları, müzenin en önemli bölümlerindendir. Karya'nın görkemli tarihinde Halikarnassos ve çevresi, Batı Anadolu'nun en ünlü isimlerine ve yerleşimlerine tanıklık etmiştir. Günümüzde ise zeytin dallarından taşan bereketli topraklarıyla Bodrum, yüzlerce yıllık geçmişiyle iç içe yaşamaktadır. Şehrin içinde kalan eski Osmanlı yapıları, 18. yüzyıldan günümüze dek kullanılan yel değirmenleri, su sarnıçları, bakir koyları, Bodrum'un günlük yaşamının adeta birer parçasıdır.
Akdeniz ve Ege'nin kesiştiği yerde konumlanan Bodrum Yarımadası, ata mesleği gulet yapımcılığı, deri işlemeleri, cam ve seramik atölyeleri, halı ve kilim tezgahlarıyla gün batımından doğumuna dek ışıldıyor. Geçmişin görkemi, sanat ve kültür alanında yürütülen çalışmalarla yeniden canlandırılıyor. Yerli ve yabancı sanatçılar Bodrum'un ayrılmaz birer parçası. Benim Bodrum'a ilk gelişim 1971 yılıydı. O zaman Bodrum köy gibiydi. Bir balıkçı köyüydü. Elektrik gece 12'den sonra kesilirdi. Rahşit'in kahvesinin yanında bir restoran vardı. Balık yenilebilen, içki içilebilen. Gece 12'de ışıklar söner. Bekçi vardı. Bekçi de düdük çalarak Bodrum'un kapandığını, yatılması gerektiğini bildirirdi. ...75'ten sonra Gölköy'ü keşfettik. Bir minibüs vardı, 3 saatte giderdik. Günde bir tane giderdi, bir de akşam oradan giderdi. Gölköy'de elektrik yoktu. Tüp gazla çalışan buzdolapları vardı. Gölköy o zaman müthiş bir yerdi. Türkbükü de pek gidilmeyen küçük bir balıkçı koyuydu. Bu içinde bulunduğumuz evde köyün en eski evi. Onu da eski haline benzer biçimde onardık. Köyümüzün müzesi olarak var. Ben de burada müze bekçisi olarak yaşıyorum artık. Bir zamanlar Büyük İskender'in bastığı bu topraklar, Akdeniz'in hakimi Turgut Reis'ten Bodrum aşığı ve sürgünü Halikarnas balıkçısına, Neyzen Tevfi'ye tüm insanları, rüzgarı, denizi ve güneşiyle bağrına basıyor. Bodrum bugün Bites, Gümüşlük, Bardakçı, Aspat, Torba, Adaboğazı, Yalıkavak, Gündoğan, Güvercinlik gibi eşsiz koylarıyla deniz ve eğlence turizminin en gözde mekanı. Şehir, Halikarnasos'tan Bodrum'a uzanan binlerce yılda her zaman gündemde kaldı. Doğal güzellikleri, begonviller içerisinde ışıldayan tipik mimarisi, uzun ve dar sokakları, keşfedilmeyi bekleyen efsaneleriyle anıldı. Antik dönemden bu yana birçok savaşa tanık olan Ege Denizi, Bodrum'un dünyaca ünlü guletleriyle sevgi ve barışın denizi oldu. Antik dönemin korsanlarından, dünyaya diz çöktüren Perslere, kainatı isteyen Büyük Makedon askerlerden, yüzyıllarca süren Türk egemenliğine dek, pek çok medeniyetin üzerinden geçtiği bu topraklarda kar ya güneşi hiç batmadı. Halikarnasos'ta yaşayanların ruhları terk edemediler bu büyülü kenti. Herodotos her gün aramızda. Kalemiyle oya gibi işlemeye devam ediyor tarihi. Ozan Paniyasis barış türkülerini söylüyor hala. İnadına Kos'la Halikarnasos arasında. Artemisia
bir ana şefkatiyle korumaya çalışıyor halkını ve ülkesini tüm kötülüklere karşı. Hastalarına şifa dağıtıyor Hipokrates. Ama Mauzolos kemikleri sızlıyor yerinde olmasa da. Çalarcasını alıp götürmüşler o görkemli mezarının parçalarını. Karısı Artemisia her gün gözyaşları döküyor gizlice. Ve mezarını istiyor kocasının. Bir gün geri gelecek diyor gözlerindeki zamana meydan okuyan o ışıltı. Kalenin karşı burcundan kafasını sallıyor Halikarnas balıkçısı. Evet. Bir gün mutlaka. Bodrum bugün Karya güneşi altında her zamanki görkemiyle barış içerisinde parlıyor.